Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş tutulması önemli gezegen kavuşumları ile birlikte Nisan ayı 2024'ün en güçlü önemli aylarından birisi. Kişisel olduğu kadar dünya üzerinde toplumsal alanlarda dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bakalım kişisel olarak bu ay bizi nasıl etkileyecek? Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda olacak sevgili yengeçler. Merkür hemen ayın başında Koç burcunda gerilemeye başlıyor. 5 Nisan itibariyle Venüs Koç burcuna geçiyor. Dolayısıyla kariyeriniz, toplumdaki statünüz, geleceğe ait planlamalarınız, düşünceleriniz bu ay çok önemli görünüyor. Evet, Merkür retroları biraz hayatı yavaşlatabilir ve belki iyi de olabilir. Çünkü zaman içerisinde, günlük hayatın koşturmaları içerisinde biz biraz dinlenmeye, şöyle bir kendimizi gözden geçirmeye zaman ayıramıyoruz. İşte Merkür retroları bunun için bir fırsat aslında. Özellikle iş konularınız, kariyer planlamalarınız, İşte üstlerle ilişkileriniz, çalışmıyorsanız aile içerisinde, özellikle ebeveynlerle ilgili ailevi konulardaki planlarınız, işlerinizde bu ay biraz yavaşlama ve gözden geçirme dönemi. Geçmişe ait konular da daha fazla karşınıza çıkabilir. Yarım kalmış işleri tamamlayabilirsiniz. Gözden kaçan detayları fark edebilirsiniz. Bazı anlaşmazlıkları çözme imkanınız doğabilir örneğin. Özellikle aile üyeleriyle ilgili olarak. İş konularında bir projede çalışıyorsanız evet, yavaşlamalar, gecikmeler olabilir. Ama bunların da bir fırsat olacağını unutmayın. İş konularında geçtiğimiz, daha önceden çalıştığınız bazı kişilerle bağlantıya geçebilirsiniz. İş arıyorsanız belki bu anlamda yine geçmişten gelen kişiler size destek olabilir. Onlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Ayın 26'sına kadar Merkür Retrosu'nun etkilerini hissedebiliriz. Ayın 8'inde 19 derece Koç burcunda önemli bir güneş tutulması var. Tam bir güneş tutulması çok kadersel olarak çalışıyor tabii ki. Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz 2023 Nisan'dan bu yana başladı aslında ve sizin için tam anlamıyla kadersel. Toplumdaki statünüz, yaşamdaki planlarınız, mesleki ve kariyer alanlarda medeni durumunuzu da etkileyebilir tabii ki bu. Önemli tesirler getiriyor. İşte bu tutulma öyle bir tutulma. Etkileri sadece bu Nisan'la sınırlı değil. Nisan Mayıs'ta çok güçlü çalışacaktır. Ama önümüzdeki Ekim'e kadar tesirleri devam edebilir. Hatta bu tutulmanın hayatımıza getirdiği konular 3-4 yıl çok güçlü bir şekilde etkisini devam ettirebilir. Evet, bu güneş tutulması size yeni bir kapı açabilir. Yani bir işe başlayabilirsiniz. Mesleki alanda bir atama, yer değişimi, görev değişimi olabilir. Taşınmalar olabilir. Evlilik, ayrılık, ortaklıklar, hatta ebeveynlik, anne baba olma gibi. Yani medeni durumunuzla ilgili önemli tesirler getirebilir. Annenizin, babanızın hayatlarında, yaşamlarında, düzenlerinde önemli etkiler getirebilir. Onların tabii ki sağlıkları olabilir, bazen bazı kayıplar olabilir ya da işleri ve kariyerleriyle ilgili önemli kararlar olabilir. Dolayısıyla daha hani hayatınızın yapılarına, yani kariyer gibi, aile gibi en temel yapılara dokunabilecek güçlü bir tesirden bahsediyoruz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece olarak alabilirsiniz. Bu tutulma sizin için çok daha güçlü, çok daha etkili çalışabilir sevgili yengeçler. Tutulmanın yöneticisi Mars, Balık burcunda ve Satürn'le birleşiyor. 10 Nisan, 11 Nisan Mars-Satürn kavuşumu etkileşimi olacak. Yine çok güçlü bir etkidir. İkisi de zor gezegenler. Yani malefik dediğimiz enerjisi biraz bizi zorlayabilecek gezegenler. 9. evinizde olunca yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda bazı sizin için zorluklar, sorumluluklar getirebilir, kısıtlamalar hissedebilirsiniz. Örneğin bir seyahatte gecikme olabilir ya da işte bir vize almak istiyorsunuz. Burada bir sorun çıkabilir. Yurt dışında oturma, yerleşme gibi bir konunuz varsa burada yasal bazı süreçlerle uğraşabilirsiniz. Hukuksal alanlarda bazı sorumluluklarınız olabilir. Davalar, mahkemeler gibi. Öğrenciyseniz özellikle akademik alanlarda işte eğitim, sınavlar, buralarda yine bazı sorumluluklarınız olabilir. Mars Satürn olan yerde çalışmak gerekiyor. İhmalkar olmamak gerekiyor. Çünkü bu iki gezegen sıkıntı yaratabilir. Ama siz sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız ve hak edişleriniz varsa önemli destekler de getirebilir tabii ki size. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. 21 Nisan'da Jüpiter Uranüs'ün büyük kavuşumu var. Boğa burcunda sizin için güzel bir pozisyonda.
Bu şanslı bir kavuşum, zaten az rastlanan çok önemli bir kavuşum. Jüpiter büyük şans, Uranüs sürprizler getiren, hızlı değişimler getiren gezegen. 11. evinizde olacak. Bu kavuşumla bir kere para konularında çok şanslı olacağınızı unutmayın. Para konularında hızlı değişimler, sürprizler karşınıza çıkabilir. Belki bir işe gireceksiniz, gelirlerinizde hızlı artış olacak. Ya da bir işten ayrılacaksınız, tazminat alacaksınız veya işte benzeri konularda maddi durumunuzu etkileyecek, kariyerinizle de bağlantılı güçlü değişimler olabilir. Hatta aile işi, aileyle bağlantılı, ailenin parası ve gelirleriyle ilgili alanda sizi etkileyebilecek tesirler de olabilir burada. Para konularında sürprizlere, hızlı gelişmelere açık olun. Bununla birlikte sosyal alanda, arkadaşlarla ilgili alanlarda güçlü, sağlam, önemli değişimler olabilir hayatınızda. Bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Bunlar romantik etkileşimler de olabilir. İlişkilerinizle ilgili alanlarda. Arkadaşlarınızın yaşamında dikkat çekici değişimler olabilir örneğin. Belki size de bunun olumlu yansımaları söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Ve 19'undan itibaren Güneş Boğa burcuna geçecek. 19'undan itibaren biraz daha hayata daha iyimser, daha keyifli bakmaya başlıyorsunuz. 26'sında zaten Merkür retrosu da bitecek. Ayın son haftası enerjiler rahatlıyor sizin için. İşte uğraştığınız o iş konuları, ailevi konular, sorumluluklar, işte sınavlar, hani buraları aşıp biraz da artık eğleneceğiniz, kutlamalar yapabileceğiniz bir dönem başlıyor sevgili yengeçler. Ve 24 Nisan'da Akrep burcunda dolunay var. Bu dolunay çok romantik bir dolunay. Aşk evinizde meydana gelecek. Bu dolunay ilişkilerinizle ilgili önemli bir etki getirebilir. Aşık olabilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Güzel teklifler alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle eğlenceli programlar yapabilir, davetler alabilirsiniz. Bununla birlikte maddi manevi kişisel girişimler anlamında cesaretinizi arttıran bir dolunay bu. Parasal kazançlarla ilgili herhangi bir belki bir yatırım planı ya da bir girişim, hani buralarda bazı kararlar verebilir ya da daha önceki yaptığınız attığınız adımların kararları sonuçlarını da alabilirsiniz. Parasal kazançlarla ilgili alanlarda bir hobiye başlamanız, bir yeteneğinizi keşfetmeniz, eğlenceli bir ortama katılmanız, bir kursa başlamanız mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yengeçler. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan güzel bir üçgen açı alıyorsunuz. Daha sürprizli, daha şanslı, daha romantik etkiler var. Sabit burçlarda yani boğa, aslan, akrep ya da kova gibi burçların 4 derece yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine sizin için dolunayın tesirleri artabilir. Ve çocuklar için önemli bir dolunay. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen, ebeveyn olmak isteyen sevgili yengeçler, bu dolunay sizi bu amacınıza ulaştırabilir. Hamilelik olabilir, doğum olabilir. Bu da tabii ki doğal olarak sizin medeni durumunuzu, işte genel olarak toplumdaki statünüzü etkileyen bir şeydir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili, işte onların eğitimleri, onların gelecekleri, onların yaşam düzenleriyle ilgili bazı kararlar vermeniz, bazı beklediğiniz durumların netleşmesi, çocuklarla ilgili etkileşimlerin hayatınızda biraz daha ayın son haftalarında daha görünür olması, paylaşımların artması da mümkün görünüyor. Sizin için daha heyecanlı, daha keyifli, hayatın daha eğlenceli yönleri aktifleşebilir bu dolunayla birlikte. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.